Benim adım Hasan Erden. Köroğlu şirketine bağlıdır gemimiz. Geminin adı Güzel Sahiller'dir. Bizim armatörümüz Marmadası'nda, Sahiller Beldesi'nde mermercilikle uğraşır. Nereden baksanız 20 seneden beri bu gemi bu hatta çalışmaktadır. Ondan sonra işimiz bayağı iyi yani. Gece gündüz çalışıyoruz burada. Ondan sonra kışın tabii hava şartlarından biraz seferlerimiz bayağı sorunlu oluyor. Ama tabii mücadele ediyoruz. Çok ağır hava şartlarında neden çıkmıyoruz seferlere. Ondan sonra yazın bu iş daha güzel. Hava güzel oluyor. Yolcular çok oluyor. Ondan sonra yani gemimiz kamyon ağırlıklı olduğuna kışın daha çok kamyon. Yazın tabii otomobil çok olduğuna daha çok turist akımı falan, yolcu seviyesi daha artıyor. Daha güzel şekilde yürüyor. Ben 51 yaşındayım. Yeni girdim daha zaten. Ondan sonra bu işi 20 seneden beri yapıyorum. Yani bayağı keyifli bir iş olduğuna bu işi devam ettiriyoruz. Denize alışkın olduğumuz için korkmuyorum. Herkes korkuyor ve ben korkmuyorum. Geçen sene bir yaşadım. İşte camlarımız patladı falan. Öyle bir olaylarımız oldu. Ama atlattık Allah'a şükür. Böyle şeyler olabiliyor. O da bize normal geliyor. Tabii cihazlar varken biz yorulmuyoruz. Çünkü olduğumuz yerde sadece bir eksene bakıyoruz. Oradan her şeyi görebiliyoruz. Yoksa öbür türlü sağ sol bakarak yani daha çok yoruluyoruz. Hem daha iyi şimdiki teknolojiye göre gemi çatışmalarından falan cihazlardan daha iyi seçebiliyoruz. Öbür türlü tahmini olarak seçebiliyorduk. Şimdi gayet güzel sistemde yürütüyoruz işimizi. Ülkemizde ticari amaçta kullanılıyor. Kuryük gibi, tanker gibi işte. Ondan sonra ülkemizde yolcu gemisi olarak sınır olarak kullanılıyor. Ama yurt dışında yolcu taşımalıca daha çok ağır veriliyor. Daha güzel sistemleri oluyor. Daha biz daha o seviyeye gelemediğimiz için tabii sınırlarımız büyüktür. Muhakkak yani bizim biraz coğrafyamız hani batı tarafı gemiye biraz daha akımlı da yani Orta Anadolu ve Doğu olarak pek denizi tercih etmiyorlar. Hep karadan gezdikleri için yani nedenleri bunlar yani. Vallahi kara yolculuğuna göre hatta hava yolculuğuna dahildir yani gemi daha iyidir yani. En güvenli yolculuktur. Çünkü karada normal bir şeritte gidiyorsunuz, dört tekere güveniyorsunuz. Yani sonuçta kazalar çok oluyor. Denizde pek olmaz. Denizde şöyle olabilir, şöyle bir kazalar olabilir. Yani yangın gibi türlü şeylerde biraz sıkıntı olabilir. O da yeni sistem gemilerde bunu da engelleniyor. Ona göre sistem kuruluyor. O da güvenli şekilde oluyor. Çünkü daha önce yanan gemilere tecrübe edilmişler. Ona göre işte boyası farklı yanmaz boya kullanılıyor. Sonra iç donanımları yanmaz olarak kullanılıyor. Güvenli şekilde yapılıyor yani. Benim doğduğum yer Marmadası. Bizim dört tarafımız denizlerle çevrili. Yani biz burada başka alternatifimiz olmadığı için biz de onun için denizciliği seçmişiz. Öyle devam ediyoruz. Yani seviyoruz yani sonuçta. Buradası gemi benim değil. Benim olmadığı gibi bizim dediğim gibi az önce görüştüğüm gibi, yani konuştuğum gibi Köroğlu şirketindir. Bizim patronun adı Halil Geçmidir. Armatörün adı Halil Geçkin. Ben çalışıyorum. Ondan sonra yani öyle. Gemilerin Türkiye'mizde vallahi yaş sınırı yok. Ama Avrupa'da tabii bir yolcu gemisi 13-14 sene sonra yani yeniden yenileniyor, yeniden yapılıyor, emekli ayrılıyor. Yeniden yapılıyor. Bizde şu an yaş sınırı olmadığına bizim de tabii 1/4 ömrü gitmiştir. 1/3 daha devam ediyor. Normal şartlarda 4 saat sürüyor gidip gelmemiz. Ondan sonra kilometre 80 itibatı. Evet.